tipi... Ablam sen ocağı bırak. Sen bırak, o kadar saat onun üstünde durma ayakta. Sen ver onu bana. Ben de o zaman... Ben sana küçük tüp getirdim. Eyvallah. Ablam için küçük tüp getirdim. Çekil abla. Sen... Ben helvayı mı koyacağım kız? He. He, helvayı hem kamerada şöyle... Bir o zaman kavur diyorsun sen onu. Ver. Sen ama bak bu helvayı arada. Tamam, ben bakarım. Çabuk, çabuk, çabuk. Hemen. Bizde çareler tükenmiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Rica etsem irmik helvasının tarifini de verir misiniz Gönül Hanım? Şimdi margarin kullanacaksın. Onu biraz, o yağı istiyor. Yavaş yavaş kavuracaksın. Bizim şeyimiz vardı. Şimdi irmik helvasında yağ bol mu olacak, az mı olacak? Biraz fazla olsun yani. Öyle cimrilik yapmanın da bir anlamı yok. Şimdi sen buna şerbet kaynatmadın ama. Su kaynatıyorum, şerbetini kaynatacağım. Kaynatmadan şekerle suyu mu çalacaksın? Tabii. Hmm. Ben de bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? İrmiği güzelce kavuruyorum. Ondan sonra üstüne sütünü döküyorum, şekersiz sütü. Onu bir emdiriyorum. Bulgur pilavı tane tane oluyor. Altını kapatıyorum. Üstüne toz şekerini döküyorum. Bir karıştırıyorum, o şeker yağını salıyor. İrmik bir lezzetleniyor, bir lezzetleniyor. İnanamazsınız. Bir tür yapıyorum. Onda da irmiği kavuruyorum. Üstüne şekeri ekliyorum, onu da kavuruyorum. Üstüne suyunu döküyorum. O şekerini yayıyor böyle. Enfes. Helva benim işim. Çok severim. Bizim köyde birisi var. Helva aynı senin. Helva yakıdır, aynı davetlere gereği değil. Sen de onun gibisin. Gidelim, fazla koyun bana. Gördünüz. Erken gitti, daha 82'sindeydim. Daha gibi adam. Bunun fındığı var değil mi fındığı? Cenaze evinde bile helvayı beğenmeyenler olur Kadir, bilirsin sen. Fındığı nasıl koymuşlar? Bir de şey vardır böyle, ağlar ağlar ağlar. Muzaffer, Muzaffer. Ayşe siz ne zaman geldiniz kızım? Gel, gel. Kete koyun, kete. Ayranları çiften vermeyin, ay yesin, yarına da yesin. Ay sen kapıyı kapat, toz girdi. Muzaffer, Muzaffer, Muzaffer. Ya hadi. Senin ölüm ölmüş, sana ne ayrandan ya? Beni deli ediyorlar ya. Sen irmik helvasını kavururken Gönül Hanım da boş durmayıp tava böreğine başladı bile Kadir. Evet yavrucuğum. Nasıl yapıyorsunuz bu böreği Gönül Hanım? Tava böreğini canım, tereyağını, margarini erittim. Ve tavaya yağını koydum, üstüne de yufkaları... ıslatıp ıslatıp direkt koydum. Peki yufkaların içine ne koyacaksınız? Peynirli maydanoz koyacağım canım. Bak kat kat kızaracak bak şimdi. Bu yufkaları bak. Da sen açtın değil mi abla? Evet. Aman Gönül Hanım'dan gözünü ayırma Kadir. Bak Kadir. Of of of. Tekrar bunun üstüne tekrar. Tava böreği benim annem onu sabah kahvaltı bana 5 dakikada yapıp önüme koyuyor. Yani bunları zor anlayamadım. Gönül Hanım gerçekten kafası tamamen karışmış bugün. Peki rakipleriniz yemeğinize mi yoksa temizliğinize mi laf söylerlerse daha çok üzülürsünüz? Yemeğime kimse laf diyemez. Kesinlikle. Hiç kimse laf demeye hakkı da yoktur. Onu lezzet vermek önemli. Ağzını açarın ağzına helva veririz. Aynen vallahi. Öyle. Onların yaptıklarını da gördüm ben. 42 yıllık bir tecrübe yok ortada bence. Gönül Hanım 42 yıllık ev hanımı. O hamarat olmayacak da Melike Hanım mı olacak? Çabuk 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 hadi abla. Helvanın en önemli özelliği altını muhakkak kısık ateşte tutacaksınız ve hızlı karıştıracaksınız. Yoksa helvada un yanığı, irmik yanığı kokusu gelir. Aynen. Bazıları öyle. Yapıyor altına hararat çüyeyle kara kara bir helva, hiç sevmem. O ne şimdi abla? Kaç bardak şeker, kaç bardak su? Bazı bunu şekeri... ocaktan alayım mı? Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Gönül Hanım, cevizli ilmik helvası. Yani biz bunu bebeklerin 40'ı çıktığında ziyaretlere gittiğimizde yeriz. 5 çay ile alaka. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.